Anne, ne zaman köpeğimi bulacağım ben? Çok özledim onu. O benim uğurumdu. Canan kızım, her yeri aradık bulamadık işte. Yarın gene ararız, merak etme. Hadi uyu artık. Bak herkes uyudu, sen de uyu. Benim de zaten çok uykum geldi. Hadi iyi geceler tatlı rüyalar kızım. Ama anne ya. Üf. Ay, saçıma bir şey değiyor. Bu ne böyle? Aa, köpeğim. Canım köpeğim, sen mi geldin? Kaç gündür seni çok özlemiştim. Oyunlarda hiç başarılı olamıyordum. Bir gün geleceğini biliyordum. Gel seni biraz seveyim. Niye kayboldun bakayım sen? Niye uzaklara gidiyorsun? Ben sensiz çok mutsuzum, görmüyor musun? Bak, bir daha kaybolmak yok. Anne, anne bak köpeğim gelmiş. Gördün mü? Canan, yanlış mı görüyorum? Köpeğini mi buldun? Evet anneciğim, bak işte yanımda. Ama Canan, 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 Canan kızım hadi uyan. Sabah oldu, hadi kalk kahvaltılık bir şeyler bulalım. Anne, anne bak köpeğimi buldum. Hani kızım nerede? Herhalde rüya gördün. Yok anne, buradaydı işte. Köpeğim, köpeğim nerede? Aa, yani ben şimdi köpeğimi bulamadım mı? Herhalde rüya gördün Canan. Sabah oldu. Belki buralardadır. Belki gerçekten de gelmiştir. Tüh ya. Çok üzüldüm şimdi. Belki bugün buluruz kızım. Belli mi olur? Ben elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum. Hadi sen de babanları kaldır. Hayır ya. Gene köpeğimsiz bir gün geçireceğim. Uf. Anne, bak elbiselerimi denizde yıkadım. Temiz olmuş mu? Harika olmuş Şakir. Nasıl olsa ben yıkamıyorum. Kötü olsa da fark etmez. Remzi, bugün büyük gün. Neden Necati? Her zamanki gibi ormanın ortasında bir gün işte. Hayır, bugün diğerlerinden farklı bir oyun oynayacakmışız. Dün Acun Bey öyle söyledi. Necati, sen de bir üstünü başını yıkasaydın. Sen de çok kirlenmişsin. Yok Kadriye, ben daha bir hafta önce yıkadım hepsini. Ne? Bir hafta önce mi? Necati abi yapma ya. Yapar yapar bu Necati. Necati bari yıkamıyorsun. Herkesin yanında söyleme. Bir hafta boyunca aynı elbiseler giyilir mi hiç? Hem de burada. E ne yapayım Remzi? Yalan mı söyleyeyim? Tam bir haftadır giyiyorum. Baksana tertemiz. Olmaz Necati. Hatırlat da oyundan gelince beraber denizde yıkayalım hepsini. Aa, rezil oluyorsun millete. Hadi çabuk gidelim. Oyuna geç kalıyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu Oyuncaklar kanalı 2020 Survivor yarışmasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle atlamalı, zıplamalı, uçmalı, kaçmalı, hoplamalı, zıplamalı oyunlar oynamayacağız. Peki ne oynayacağız? Bilmeceler. Bu oyunda pratik zeka, hızlı düşünme ve atak davranmak çok önemli. Kazanana çok sürpriz hediyelerimiz var. Fakat bugün hediyelerimizi göstermeyi en sona bırakıyoruz. Ya acaba bugünkü sürpriz hediyeler ne? Yine tuvalet kağıdı falan çıkmasın. Olsun kızım, hediye hediyedir. Bence hepsi çok güzel. Ben bugün değişik sürprizler bekliyorum. Hem de çok değişik. Ne gibi mesela Mirket Bey? Söylemeyeyim, o da bende sürpriz kalsın. Evet, hazırsanız oyunumuz başlıyor. Ben de diğer oyunlarda olduğu gibi küp atmak istiyorum. Gönüllüler takımı, seçtiğiniz karakter. Necati, bu sefer Necati olsun. Değil mi gönüllüler takımı? Yıka Necati. Geri dönünce elbiselerini yıkarsan olur. Tamam Kadriye, söz veriyorum. Gönülsüzler takımı, siz kimi seçiyorsunuz? Şakir olsun evladım. Bu sefer Kral Şakir olsun. Küpü atıyorum. Necati geldi. Yani ilk oyunumuza gönüllüler takımıyla başlıyoruz. Evet sevgili gönüllüler takımı. Aranızda tartışabilir, düşünebilirsiniz. Hazırsanız ilk bilmecem geliyor. Fillerin en çok sevdiği çiçek hangisidir? Yeşillik. Hayır Necati abi, bu öyle bilmece değil. Yani düşünüp kelimelerin uyumunu bulacaksın. Bence orkide. Ben de kaktüs diyorum. Hayır maalesef bilemediniz. 3 yanıt hakkınız vardı. 3'ünü de kullandınız.
Bunun cevabını en çok ben merak ediyorum Remzi. Neymiş acaba? Karanfil. Ama ben karanfili hiç sevmem ki. Öyle değil Necati. Filin en sevdiği çiçek. Karanfil. Fil, karanfil. Anladın mı yani? Bunlar soğuk bilmeceler. Cevapla soru arasında bir bağlantı oluyor. He, anladım Remzi. Sıra gönülsüzler takımında. Hazırsanız soruyorum. Evladım siz cevap verin. Ben hiç anlamıyorum bunlardan. Tamam peyamcede merak etme. Denizin ortasında ne vardır? Allah Allah. Denizin ortasında gemi vardır. Hayır bilemediniz. Kayık? Hayır. Ben biliyorum. Petrol rafinerisi. Maalesef gönülsüzler takımı. Cevap ne olacaktı? Evet ne? Deniz kelimesinin ortasında ne harfi var? İnanmıyorum ya. Çok da kolaymış. Gönüllüler takımı. Bilmeceniz geliyor. Adamın biri yolda giderken kafasına kağıt düşmüş. Kağıdı okumuş ve ölmüş. Neden? Ama kağıttan ölünmez ki. Ben fikir bile yürütmek istemiyorum. Bence karısı boşanalım demiş. Çünkü kağıdın üzerinde 5 ton yazıyormuş. Bu hesapta 0'a 0 elde var 0'sınız. Gönülsüzler takımı bilmeceniz geliyor. Yarım piliç neye benzer? Çok lezzetli bir yemeğe benzer bence. Annesine yarım piliçe benzer. Cevap diğer yarısına benzer. Arkadaşlar bu hesapta bir tane bile bilmeceyi bilsek hediyeyi biz kazanacağız öyle gözüküyor. Ama bu sorular da çok zormuş. Gönüllüler takımı hangi saatte çay içilmez? Ay çay dedi. Remzi çay dedi. Sıcak bir çay. Olsa da içsek. Günün her saatinde içilir bence. Yok gece yarısı içilmez mesela. Ben bunun cevabını biliyorum. Duvar saatinde. Evet bildi. Canan bilmecenin cevabını bildi. Gönüllüler 1, gönülsüzler 0. Gönülsüzler takımı. Soba buzdolabına ne demiş? Alev alev yanıyorum senin durumun nasıl demiş. Yok bende tık yok. Hiçbir şey anlamadım zaten. Benim durumum malum seninki nasıl demiş. Maalesef gönülsüzler takımı. Hiçbiriniz bilemediniz. İçim yanıyor içim demiş. Gönüllüler takımı. Ördek yavrusu suya ilk girdiğinde ne olur? Çırpınır, ağlar, ıslanır, ıslanır. Bravo gönüllüler takımı, bildiniz. Ördek yavrusu suya ilk girdiğinde ıslanır. Bu duruma göre gönüllüler 2, gönülsüzler 0. Anlaşılan bugün ödül falan alamıyoruz. Gönülsüzler takımı. Son sorumu soruyorum ve bu soruyu iki takıma da soruyorum. Çaldığı halde kaçmayan şey nedir? Hırsız olmadığı kesin. Haydut olmaz. Bence kanka. Bence de çocuklar. İki takım da bilemedi. Cevap saat. Çaldığı halde hiçbir yere kaçmayan saat. Nasıl bilmeceler bunlar böyle? Hiçbir şey anlamadım ben. Evet anne biz bunları okulda soruyorduk birbirimize. Çok komikler ama değil mi? Sıra ödülü açıklamaya geldi. Biliyoruz sizin burada canınız çok sıkılıyor. Telefon yok, tablet yok, internet yok. Seyredecek dizi yok, televizyon yok. Biz de bunun farkındayız. Ve sizlere ödül olarak bir kütüphane dolusu kitap hediye ediyoruz. Ay çok güzelmiş. Hangi hikayeler, hangi romanlar var acaba? Klasikler var mı? Evet Canan, içerisinde çok eğlenceli kitaplar, bilmeceler, bulmacalar, romanlar ve masallar da var. E hiç yiyecek yok mu hediyeler arasında? Aa çok üzüldüm şimdi. Bu kitapları okurken canınız sıkılmasın diye yanında da cipsleri hediye ediyoruz. Of bu çok güzel oldu işte. Ne zamandır da özlemiştim. Hatta bir de herkese birer tane buz gibi soda. Harika hediyeler. Bugün çok mutluyuz. İçinde ne zamandır okumak istediğim ve fırsat bulamadığım kitaplar da var. Hadi sodalar ısınmadan içelim lütfen. Gönüllüler ve gönülsüzler takımına teşekkür ediyoruz. Ve hediyelerle birlikte sizlere uğurluyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Ama soda çok güzel ya. Hem de buz gibi. Tüh. Keşke zamanında benim oğlanı dinleseydim. Hep bu bilmeceleri sorardı bana. Ben de onu hiç ciddiye almazdım.